Dell. Elder Games kanalına hoş geldiniz sevgili oyun severler. Bendeniz Orhan Can Polat. Bugün buraya ölmeye geldik. Defalarca, binlerce kez ölmeye geldik. Dead Cells, yani ölü hücreler, yani ölüm hücreleri. Yani öyle bir şey. Şimdi oyunun konusunu hiç bilmiyorum. Ancak Dark Souls'un piksel oyunu diyebiliriz kendisine. Dark Souls'un ne kadar zor olduğunu da biliyorsunuz. Tabii Dark Souls serisini oynayan insanlar ne kadar kanser olduğunu bileceğini az çok tahmin edebilir bu oyunda. Başlayalım o zaman. Ben de ilk defa gireceğim. Hadi bakalım. Hemen başladı. Oha! İçimize bir şey girdi lan. Cesettik. Biz bir yerde yatıyorduk. Vay! Abi çok güzel lan. Sen şu etrafta dolanan başsız eleman değil misin? Ne oldu? Dilini mi yuttun? Evet doğru. Dilin yoktu. Neyse, ölümden dönmek tuhaf bir duygu olmadı. Yani eminim fark etmişsindir. Sen artık ölemezsin. Bunu tam olarak anlıyorum. Anlamıyorum. Eğer bilmek istiyorsan söyleyeyim. Bu duruma düşen ilk kişi sen değilsin. Okey. Bu ne? Kalkan. Oku boş ver acı. Ne oluyor be? Niye gideyim oğlum aşağı? Oho. HP'm aşağıda. Güzel. Oğlum çok zor lan. Yalnız müzik çok iyi be. Gel bakayım sen böyle. Gel bakayım. Oha bomba gibi bir şey at. Patlayan bir şey. Hadi. Bu ne be? Kan kılıcı. Tasla kaldık. Blueprint. Yani büyük ihtimal bunu yapacağız. Bir demirciye falan yaptıracağız. Ya da kendimiz yapacağız. Aşağıdan bir şey görmüyorum. Aşağıda şey olması çok zor. Uçurum gibi bir şey baktım ama... Hadi. İşte bu kadar. Bu ne? Ne bu? At uzak. Güzel. Bitmiyor. 3 parça menü. Kırmızı eşyalarıyla 15 hasar. Vahşi taktik geliştirme seç. Nasıl seçiliyor acı? Sen bana can ver. Bu arada şey de doldu. Kalkan olunca yürüyemiyorum. Bu ne? Nereye gideceğim abi? Oyun çok güzel başladı yalnız. Tüm bu kağıtlar Kesin tarafından imzalanmış. Yüksek rütbeli bir hapishane subayı, o kesin.
Bu ne lan? Zor günler için kenara bir şeyler koymuş. Bu ne abi? Bir raf üzerinde birkaç kitap. Yeni başlayan için hapishane yönetimi. İlk çağlardan günümüze köprü inşaatı. Askerleri idare etmek, işkenceye başvurmadan nasıl saygı kazan. 10 basit derste hapishane girişleri yönetimi. 8. derse çok şaşıracaksınız. Kralın mührünü taşıyan bir emir. Kessling bu sadece ikimizin arasında kalması gereken doğrudan bir emirdir. Bir sonraki emre kadar hapishane girişlerini denetlemeyi bırakın. Burada ofis gibi bir yer keşfettik. Devam edelim. Yalnız oyun çok hoşuma gitti ha. Yukarı ışınlanıyor büyük ihtimal. Bir dakika. Oho. Şeyin arkasından sandım orayı ben. Kapı sandım. Hadi. İşte bu. Burada kapı var zaten. Bu her yere atabiliyor hacı. Kolaymış bu. Tamam. Okey. Tamam. Yavrum. Fazla gaza gelme sen. Burada bir şey var. Hadi. İşte bu. Süper. Gıdıkla diyor mu? Boş ver, gıdıklanma. Ama şu yukarı bakmak istiyorum. Ulan yanlışlıkla şey yap. Ne yapıyor bu? Niye gaza geldi? Anlamadım ki. Güzel. Işınlan. Yakındaki düşmanlara dönen bıçaklar fırkalamaya sebep olur. Tamam. Diğerini kullanmıyorum zaten. Hadi be. Yuh. Nasıl gideceğiz? İlginç. Işınlanacak mıyız acaba? Bir eşya gibi bir şey mi almamız gerekiyor? Hiçbir şey anlamadım buradan. Buradayız. Ulan çıkılıyormuş buradan. Kebap. Güzel. Oha. Çok iyi be. Öyle yok. Can. Hadi. Ay! Öyle sıkıştırdılar lan beni. Oğlum yukarıda bir şey var. Acayip bir şey var. Boss gibi bir şeye benziyor. Şimdi buradan.
Buraya ışınlanalım bakalım. Bu ne be? Ha. Şimdi burada dükkan gibi bir şey yok mu? Artık yola koyulman gerekmez mi? Doğru söylüyorsun da. Neyse. Ha, bu şeymiş. Ne lazımdı? Bana ne lazım acı biliyor musun? Buz bombasını boş versen. İyi de buraya gelmemin mantığı ne benim? tamam anladık. Burası da dükkan. Ha. Mahkum meselesi. Eyvah eyvah. Bak şu gelene. Benim adım koleksiyoncu ve burada bulabileceğin düzgün bir arkadaşa en yakın şey sayılırım. Diğerlerinden aldığın hücreleri bana geç karşılığında sana birkaç küçük faydalı eşya temin edeceğim. Eğer karşına bir taslak çıkarsa onu bana getir. Senin için bazı neyse eşyalar yapabilirim. Tabii ki de bana bu ateş şeyini yap. Şifa şişesi. Bunu yap bari. Ooo harika. Açan eşyaları göster. Güzel. Tüm hücreleri harcayana kadar bu kapı açılmayacak. Nasıl yani? Ya inanamıyorum ya. Altın rezervi. Geri dönüşüm. Yerde veya hazine sandıkları içinde bulunan eşyaların altına dönüştürür vesaire. Simyacılık da varmış kankalıcı. Kankılıcı. Güzel. Lan. Heh. Kankılıcı. Alsana yavrum. Süper. Oha. What the hell? Bunu boş ver sen. Şeylerimizi harcayacağız mecbur. Tamam bitti. Ah merhaba mahkum bey. Mutasyonlar. Ha, okey bunlar. Çok komik biraz. Bana benziyorlar. Ah. Şu biliyor mudur acaba? Büyük bir kokuşmuş ceset yerini bulduğum için çok mutluyum. Ok mu atacağız yukarı? Ne yapacağız abi? Burada ışınlanma yok mu ya? İlginç. Acı. Ne tutuyor buradaki mekanizmayı?
Burada ilgili bir şey mi acaba ya? Cephane, iç ölü. Ulan. Neyse aldık bir kere. Abi inanamıyorum ya. İlla onu almam zorundaymışım. Oo. Abi oyun harika ya. Hadi bakalım. Ben de oradan geçecektim zaten. Geçecek miyiz acaba? Aynen. Oo, ışınlanma şeyi de açıldı, tamam. Lan yürü git. Oğlum ne oluyor? Oha be. Ah. Oha be. Lan yürü git. Uğraşamayacağım siz. Anam. Yuh be. Sen dur bakayım öyle. Ne güzel. Öreceğim şimdi. Yavrum. Hoşuma gitti şu özellik. Ney? Süper. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ah. Kuş musun nesin ya? Yavrum benim. Oğlum bura nasıl bir yer lan? Eyvah eyvah. Öldük. Olacağı buydu zaten. Evet dostlar, oyun böyle. Yani bence harika. En baştan başla. Hemen döndün mü? Aa. Bir dakika lan. Sen ciddi misin? Şaka yapıyorsun değil mi? Cidden öyleyim. Harita değişti şu anda. Öğren. Ve bu zorluğu geç ha. Anladım. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım incelemeyi ilk bakışı beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Oyun harika, muhteşem. Beklediğimden daha iyi.